İngilizlerin devleti, Adnan Oktar ve Teknik Birim Araştırma Vakfı'na yapmış olduğu komploda kripto FETÖ'cüleri kullanmıştır. Mesela 1999 yılında bize yapılan, Birim Araştırma Vakfı'na yapılan, Sayın Adnan Oktar'a yapılan hukuksuz operasyonda o dönemin organize suçlar şube müdürü Adil Serdar Saçan işkenceden, polislikten atılan bir insandır. Ve 90'lı yıllarda IŞİD evleri yapılanmasında bizzat rol almış bir insandır. 2006 yılında yine Birim Araştırma Vakfı ve Sayın Adnan Oktar'a yönelik komploda rol alan savcı Fikret Seçen. Şu an gene FETÖ firarisidir. Fikret Seçen o dönemde bir takım usulsüzlükler yaparak dosyada, işte sahte gizli tanıklar getirerek Birim Araştırma Vakfı'na yönelik bir operasyon hazırlığına girmiştir. Gene o dönemin organize suçlar şube müdürü Mutlu İkizoğlu, onun yardımcısı Ahmet Davulcu gibi isimler FETÖ'cü olarak firari ya da tutukludur. Dolayısıyla Bilim Araştırma Vakfı ve Sayın Adnan Oktar'a yönelik suçlamaların ve iftiraların ve komploların kökeninde uzun zaman bu kripto FETÖ'cüler yer almıştır. Ve bu dönemde yine bunlar faaliyettedir. Bunlar İngilizlerin devletinin has elemanlarıdır. Yani amaçları, menfaatleri uğruna, bir takım çıkarları uğruna İngilizlerin devletinin hedef gösterdiği insanlara, kitlelere kumpas kurarak, bir takım iftiralarda bulunarak onları yıpratma, yok etmektir. Ama Allah'a çok şükür bugüne kadar bunların kurduğu ve başkalarının da dahil olduğu komplolar hiçbir zaman başarıya ulaşmamıştır. Birim Araştırma Vakfı ve Sayın Adnan Oktar'a yönelik komploların hepsi yok olmuştur, başarısız olmuştur. Bundan sonra da Allah'ın izniyle bunlar bu şekilde yok olmaya, başarısız olmaya mahkumdur.